arz ediyor dostu görmeyi. Engel bırakmıyor buna ne dersin? Eller beğenmezken balık hurmayı. Evdeki tüken buna ne dersin? Buna ne dersin? Güneş yüzünü saklamaya başlayınca bizlerden bir sürü duygu çıkar yüzeye geceyle birlikte. İçlerinde belki de en keskin olanıdır hasret. İstasyonlar ise hasretin hem başladığı hem bittiği. Bizi sevdiklerimize kavuşturmak için gece boyunca ayaktalar. Gecenin en hızlı bekçileri onlar. İsmim Ferhat Köken, yüksek hızlı tren makinistiyim. Şu anda Ankara Etimesgut'ta bulunan yeni hızlı tren deposunda bulunuyoruz. Ben Tuncay Çöpoğlu, Devlet Demiryolu işçi personeliyim. 2011 yılından beri bu kurumda hizmet vermekteyim. Büşra Aslan, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi'nde yaklaşık 7 yıldır çalışıyorum. Hostes olarak görev yapıyorum. Sayın yolcularımız, yaklaşık 5 dakika sonra Ankara Garı'na ulaşmış olacağız. Trenden ayrılırken lütfen eşyalarınızı kontrol ediniz. Ankara Garı'na yaklaşıyoruz. Adım Feridun Cengiz Akkan, yüksek hızlı trende çalışıyorum. Depo şoförü görevi yapıyorum. Adım Erdem Sungur. Şu an Ankara Tren Garı'ndayız. Görevim onboard teknisyeni. Ben Çorumluyum, Ankara'da oturuyorum Keçören'de. 10 senedir hızlı trende çalışıyorum. İsmim Mustafa Esen, 35 yaşındayım. 17 yaşından bu yana Devlet Demiryolları'nda makinist olarak çalışmaktayım. Geldi mi kabine Mustafa? Söyle 19 yürüsün önce. Tamam Mustafa abi şu an kabinde. Mustafa abi hazır olduğunda öncesen yürü de abi. Tamamdır öyle. Bekliyorum, hazırlıyorum. Hadi geliyorum. Tamam abi, sesin altı üstü sağa sonra serbest. Gel abi. Ben Ömer, Ömer Büyükkaya. Yüksek hızlı tren makinistiyim. Aslen'in Sıkşehir'im ama Ankara'da yaşıyorum son 10 yıldır. Meslekte 21. yılım. İsmim Ayşin Aslan. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi'nde 8,5 yıldır baş hostes olarak görevliyim. Mustafa Yıldız Yozgat, temizlik işi yapıyorum. Şu anda Ankara Gar'dayız. Yozgatlı olmaktan gurur duyuyorum tabii ki. Bir İç Anadolu olarak Yozgat'tan gurur duyuyorum. Ben Koray Duşkaya. Yüksek hızlı tren atölyesindeyiz şu anda. Çalıştığımız yer, ben demir yollarına 17 senedir çalışıyorum. 7 senedir de hızlı tren. Yaklaşık 23 yıldır ben makinistim.
Bunun yaklaşık 7-8 yılı yüksek hızlı tren makinisti olarak çalışıyorum. Makinist bir treni güvenli bir şekilde bir istasyona diğer bir istasyona götüren kişiye makinist denir. Ben burada depo şefi olarak görev yapıyorum. Gece buralardan her türlü sorumlu, kontrol, mekanizma, her türlü şey bizde. Bizim sayemizde oluyor. Biz yüksek hızlı trenlerin bakım, onarım gibi işlerinde görev almaktayız. Tüm gece sabaha kadar, tren buradan hareket edene kadar sürekli başındayız. Depoda yaptığım görevler içerisinde hit ambulan trenlerimiz oluyor işte. Çeşitli illerde, Ankara'da, Eskişehir'de, Konya'da. Akşam seferlerini tamamladıktan sonra depoya geliyorlar. Bakımlarını yaptırıyorum, onların takibini yapıyorum, firmayla iletişimlerimi kuruyorum. Bakım ihmallerini yaptıktan sonra sabahleyin de vakitleri geldiği zaman setleri tekrar gara sevk için gönderiyorum. Eskiden 2-3 tane tren geliyordu işte, onları temizliyorduk. Oranın şefliğini yapıyordum. Sonra gün geçti, buraya geldik, adam çuvaldı, tren çuvaldı, öyle hayat devam etti. Onboard teknisyeni tren üzerinde seyahat ederek trende arıza olduğu zaman ilk müdahaleyi yapan kişidir. Herhalde yüksek hızlı tren makinesi, makinistlik mesleğinin Everest'i olmalı. Ya ben de bununla gurur duyuyorum açıkçası. Bizim mesleği sevmezseniz kesinlikle yapamazsınız. Bu 2-2-4 yani bu mesleği kesinlikle sevmeniz gerekiyor. Sevmezseniz size eziyet gelir. Her gün gelmeniz eziyet gelir. Yani öyle bir söyleyeyim ki çekirdekten demir yolcu denir yani 15. Hayatını demir yollarıyla açmış gibi oluyorsun. Bu şekilde de devam ediyor. Yaklaşık demir yollarına gireli 20 seneyi buluyor böylelikle. Aslında ben 3. kuşak demir yolcuyum. Dedem ve babamdan sonra. Demir yolcu olmak zaten hep içimde vardı. 40 yaşındayım. 17 yaşımda bu mesleğe başladım ben. Demir yolculuk benim dede mesleğim, baba mesleğim. İyi ki demir yolunun içinde doğmuşum. Demir yolcu çocuğu olarak doğmuşum. Yani hala büyük bir keyifle ve zevkle çalışıyorum. Demir yolları bir tür kanına işliyor senin. Yani farklı bir şey. Girdikten sonra kendin istiyorsun. Ya ben burada devam edeyim, bu dalda ilerleyeyim. Hani benimsiyorsun. Sanki eve gitmişsin, ha geri gelmişsin buraya, burada çalışmışsın. Bazen eve gitmektense işe gelmeyi tercih ettiğin anlar oluyor. Çok tesadüfi bir şekilde başladım göreve ve çok kısa süre kalmaktı aslında amacım. Ama işime aşık oldum zamanla. Ve 7 yıl böyle geçti. Bir şeyi beceremeden eve gittiğim zamanlar da oldu. İşi yürütemedik, sağlam gidemedik. Hani öyle günler de oldu. 17 senede her şeyi tam tekmil yapamadık. Hani o günlerde yaşadığım evdeki karın ağrısını yaşamaktansa 3 gün burada kalıp işi bitirip öyle gitmeyi tercih ediyorum yani. Bu birçok şeye bedel ya. Yani burası çok renkli bir ortam. Yani benim işim çok renkli bir iş aslında. Tabii ki zorlukları çok fazla ama sevmezseniz yapamazsınız. Ve benimle beraber çalışan bütün ekip arkadaşlarımda da bunu görebilirsiniz. Biz gerçekten işimize aşığız. Birçoğu başka şehirlerden gelmiş Ankara'ya. Gelirken memleketlerinin gururunu da almışlar sırtlarına. İşlerinin zorluğu, riski bitmek bilmiyor. Ama mesleklerine olan aşkları da gözlerinde adeta parlıyor. Zorluklardan bahsederken bile o ışıltı asla kaybolmuyor. Bir makinistin en büyük sermayesi istirahatidir. Gece çalışmanın en büyük zorluğu uykusuzluk. Yani tüm mesleklerde olduğu gibi uykusuzluk inanılmaz bir problemdir. Bu yüzden de işte gece dinlenmiş olarak gelmek lazım. Yani burada Allah razı olsun küçük bir dikkatsizlik büyük sonuçlar doğuruyor. Bu işlerde risk her zaman vardır. Ama burada daha fazla. Çünkü burası bir gerilimin yüksek olduğu bir yer. Katener hattımız var. 25 bin volt. Böyle bir durumda çok dikkatli olmanız gerekiyor. Yani en ufak bir hata, hele de gece çalışmalarında affetmez yani.
evinizi, işinizi, eşinizi, her şeyinizi bir kenara bırakıp o şekilde gelmeniz gerekiyor. Aklınızın boş bir şekilde bu işe gelmeniz gerekiyor. Kafanızda herhangi bir şey olmaması gerekiyor. Burada tren işlediği sürece biz buradayız. Bu ne demek? Sen bayramda trene binersin. O trenin hareket etmesi için benim olmam gerekir. Makinistin olması gerekir. Bir arkadaşım arar mesela, ne yapıyorsun der. Nöbetliyim dersin, pazar pazar der. Pazar pazar diye bir şey yok. Tren çalışıyorsa ben varım. Yani bunun gibi zorluk, nöbet sistemi çok insanı yıpratıyor. Dünya şaşıyor, öyle söyleyeyim ben size. 30 sene oldu. 30 senedir bilfiil ilk işe girdiğim tarihte ben böyle vardiyaya başlamıştım. 30 senedir hala vardiyada çalışıyorum. Bilfiil nöbete girdim ben. İlk zamanlar tabii yetmiyordu da sonradan işte bünyede artık belli bir şeye periyota alışıyor. Şimdi 3-4 saat uyuma yetiyor. Gecede hiç öyle bir sıkıntı yaşamıyorum yani. Gece uykusu uyumadığın için gündüz ne kadar uyumaya çalışsan da onun vermiş olduğu zorluklar başka. Uyumaya çalışıyorsunuz, uyuyamazsınız. Ailenizle fazla vakit geçiremezsiniz. Teknoloji durmak bilmeyen devinimini sürdürürken bir ucu da trenlere dokunuyor. Biz yolcular hızlı trenleri iştenlikle benimsedik. Peki ya demir yolu çalışanları? Onlar ne diyorlar bu konuda? Ben 2010'da geldiğimde ortalama 30-40 kilometre hızlarla çalışan bir yerde çalışıyordum. Burada teste giderken hızın 250, fakat teknoloji ileri, bizim alışık olduğumuz bir şey değil. Biz 250'yi beğenmez olduk. Benim en çok yaşayacağım ilginçlik bu. 40'a tavken 250'yi beğenmiyoruz. Ben 300 kilometre hızla, 250 kilometre hızla giderken 45-50 yaşındaki kocaman adamların çocuklar gibi sevindiğini gördüm orada. Gerçekten yani bu güzel bir şeydi. Ben bu hızlı trenleri nasıl desem, yanlış anlamayın da sevmiyorum. Önce dizel trenler vardı ya, hızlı trenler nasıl desem ki yani dünkü çocuk gibi bir şey yani. Onların daha bereketi var bence. Benim babam da demir yolcu. O da 30 sene çalışmış bir fiil. Tren şoförü emeklisiydi babam. Annemle ikisini aldım, ikisi de yaşlılardı. O zaman götürdüm, Ankara'dan hızlı trene binmiştim. Çok sevindi, hatta yolda giderken ağlamıştı falan. Bayağı da beni duygulandırdı falan. O ne bileyim, o kafama kazındı. Bayağı babama o şeyi yaşattığım için hoşuma gitmişti. Trene biner binmez bizi karşılayan hostesler evimizin sıcaklığını aratmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bakımlı elleri, nizami duruşları, alımlı bakışlarıyla mükemmel birer ev sahibi onlar. Peki bu sonsuz anlayışın sırrı nedir? Bir de onlardan dinleyelim. Işık saçmak zorundayız. Görevimiz bu. Her zaman gülmek zorundayız. Mutlu görünmek zorundayız ne olursa olsun. Özellikle bakımlı olmamız konusunda hostes denildiği zaman makyaj, topuz özellikle ve flaş ön planda. Servis yapıyoruz. Servis yaparken insanlar ellerimize bakıyorlar. Temiz, titiz ve hani bakımlı olmak zorunda ellerimiz sürekli. Şimdi şöyle, yolcumu karşıladığım zaman onun buraya gelirken neler yaşadığını bilmiyorum. Dolayısıyla burada onu benim nasıl karşıladığım çok önemli. Eğer yansıtırsam olumsuz bir duruş, burada büyüyor. Ama aksini sergilersem hem onun açısından hem benim açımdan çok daha rahat ilerliyor. Yolcu bize bağırsa, çağırsa, küfür etse bile biz artık karşısında iyi yolculuklar efendim demekten başka çaremiz yok. O yüzden nasıl ki burada yaşadığım olumsuzlukları evde aileme yansıtmıyorsam, evde yaşadığım bir problemi de işe yansıtmıyorum. Ama bu zamanla oluşan bir şey. Yani bunun adını profesyonellik olarak koyabiliriz belki. İlk yıllarımda tabii ki böyle değildim. Ama zamanla artık evet, robotlaşıyoruz. Yollarda geçen bir ömür.
Geçtikleri her şehir içlerinde bir iz bırakıyor. Bir sonraki durağa doğru yolculuk ederken geride bıraktıkları aileleri de aslında gönüllerinde onlarla birlikte. Günlerce göremedikleri ailelerini kalplerine yerleştirip işlerine olan bağlılıklarıyla düşüyorlar yollara. Bir ailem var, bir eşim var, bir oğlum, bir kızım var, sorumluluklarım var. Evet, işimi çok seviyorum ama bir de benim dünyam var yani, değil mi? Yani yaşadığım bir dünyam var. Ama onlar da biliyorlar benim bu işi çok sevdiğimi. Babamın işine gelir gibi geliyorum. 21 yıldır. Evliyim, iki çocuğum var, ellerinizden öper. Oğlum ev vereceğim, kızım evlendi. 12 ay, bir yaşında bir oğul, torunum var. Oğlumun da 2 ay sonra düğününü yapacağım nasip olursa. Evliyim, bir tane çocuğum var. Evet, bu durum biraz onlar için ilk başlarda zor oldu ama artık hayat şartlarından dolayı herkes bu duruma ayak uydurdu. Artık beni gündüz evde görmedikleri zaman sıkıntı oluyor. Ailece bir akşam yemeği yiyemiyoruz mesela ya da hep beraber bir kahvaltı yapamıyoruz. Çünkü aynı saatlerde toparlanamıyoruz. Yani aile fertlerinin eve girdiği saatte benim çıkmam gerekebiliyor zaman zaman. Ben de en büyük etkisi budur çünkü ailesine bağlı bir insanım. Ben küçük çocuğumu, bu 3 numarayı yani daha 3 yaşına yeni geliyor. Sanki çok az görüyor gibiyim. Yani her gördüğümde büyüyor gibi geliyor bazen. O şeyi hissediyorum. Ya bugün keşke, bugün bir şey olsa da işe gitmesem hissi olmuyor değil. Çünkü kaçırıyorsun çocuğunu. Benim 2 tane kızımla oğlum birer yaş araları var ve ben sanki kaçırdım onların çocukluğunu. Yani bir baktım büyümüşler. Her şeyden önce evliyim. Bir oğlum var 4 yaşında. Oğlum için, oğlumu özlüyorum daha çok. Gece ayrı kalmamız da onun için daha çok sıkıntı oluyor benim için de. Haftada belki 3-4 kez görebiliyorum. Haftanın 7 günü 3 gün görüşebiliyoruz. En çok zorlayan beni bu konuda oğlumu görememek. Çocuklar tabii ki özlüyor. En başından eşim kesinlikle eşlerimizin alışması gerekiyor. Benim eşim doğuştan alışmıştır çünkü babası da makinist. Bu yarın bir gün hani bir ay boyunca sabret de bitsin diyecek bir iş değil ki. 20 sene daha ben bunu yapacağım. 20 sene daha o geceleri yalnız kalmayı öğrenecek. Ne olacak? Çocuklar büyüyor artık yalnız kalmıyor. Daha rahat. İlk sıralar daha sorumlu tabii eşim. Şimdi daha rahat yani. Küçük bir çocuk gördüğümde direkt oğlumun yerine koyuyorum kendisini. Oğlum gibi davranmaya çalışıyorum. Hasretini o şekilde gidermeye çalışıyorum. Genelde ailemin doğum günlerinde olmuyorum. Düğünleri kaçırıyoruz. Tabii ki kendi aramızda değişiklikler yaparak onlara gitmeye çalışıyoruz. Çünkü hayat da devam ediyor bir nebze de olsa. İlk zamanlar eşimde çok şeylik vardı. Hatta bana çok sitem ediyordu. Böyle olmaz gündüze geçsene falan diye. Ama mesleğimizin şeyi bu. Vardiya usulü olduğu için çocuklar diyordu baba işte parka götür gezdir, baba işte şuraya gidelim buraya gidelim falan. Kızım gece işe gideceğim diyordum. Onlara küsüyorlardı, benim içim cız ediyordu, onlara ilgilenemediğim için falan. Çocuklar istiyor ki sinemaya götür baba bizi, tiyatro olsun falan. Kızım işte yarın ne diyoruz, yarın ben işteyim diyorum, gidemiyorum falan. Bu vedalaşmalar ya da evden ayrı kalmaların en zor olduğu durumlar genellikle hafta sonu ve özel günlerdir, bayramlardır. Ama bizim için bayram kıymetlidir, pazar günleri kıymetlidir. 3 haftada bir ya da ayda bir pazar ya da 2 yılda 3 yılda bir bayram geçirdiğimiz vakit diğer insanlardan daha kıymetlidir. Çünkü bir olağan dışı bir şeydir evde olmamız. Benim çocuğum okurdu, okulun kenarlarında gezerdim acaba bir şey oluyor diye. Herkes mahallede bana derdi, ne geziyorsun, herkesin çocuğu var derdi. Onun için çocuklarıma düşkünümdür. Evet, biraz güleceğim. Çok gülerim, evet. Yok, hayır, eskiden beri gülerim. Zaten güle güle abi, sana kim güzel? Teşekkür ederiz. İşte size de bir türkü söyleyebilirim, çok güzel sesim var. Evet. Ay doğar gecelere, daldım düşüncelere. Eller yarinin aldı, ben kaldım köşelerde. Eller yarinin aldı,
Ben kaldım köşelerde, mektup yazarım mektup, üzerine pullamam. Ben yazarken ağladım, sen okurken ağlama. Her birinin bir sebebi var bu şehre gelmek için. Kimi meslek aşkını koymuş bavuluna, kimi ekmek kavgasına. Burada aldığı her nefes belki yabancı Mustafa'ya ama evladının çaresi olacak nihayetinde. Daha önce köydeydim, çiftçilik yapıyordum. Kendi çapımda 15 tane büyükbaş hayvanım vardı. Ya sağlık sorunu çıktı benim çocukta. O yüzden buraya gelmek zorunda kaldım. Hacettepe Hastanesi'ne randevusu oluyor, gelip götürüyor. Kekeleme sorunu var. Yani okula gidip geldikçe yani dalga geçme olayları oluyor arkadaşlarıyla beraber. Kekelemesi artıyor. Okula gitmediği zaman yaz tatilinde düzeliyor kekelemesi yani. Öğreniminde geç öğrenmesi var yani. Arkadaşlarından hep geriden geliyor yani. Buna şükür, Allah'ın her gününe çok şükür. Şimdi iyi yani, baksanız siz bu mu hasta çocuk dersiniz yani. Öyle hasta gibi görünmüyor yani. 40 yaşından sonra gelmek yani zor yani. Alışamıyor insan. Şehir hayatına alışamıyor. Yoksa yani ben büyük şehri sevdiğimden gelmedim. Çocuklarımın geleceği için, sağlığı için geldim buraya. Bu yaşa kadar köyde yetişip de köy hayatını yaşamışken buradaki bazı hareketleri, lafları benim beynim kaldırmıyor yani. Yani benim yaşantımla bura aynı değil yani. Ben burada sadece tek hedefim çocuğum için burada kalayım. Doktor desin ki çocuğumuzda korkacak bir şey yok. Yani gidebilirsiniz desin. Ben burada bir dakika durmam, giderim. Gene aynı işime devam ediyorum. Tren garları ne afilli ayrılıklara, ne coşkulu kavuşmalara sahne olmuştur bugüne dek. Bir sarılmayla başlar, bir sarılmayla biter hasretler. İnsan üzünleniyor çünkü onları zamanla biz de yaşadık. Özellikle öğrenciler gelip gittiğinden dolayı onların ailelerine sarılması bende mutluluk uyandırıyor. Ailelerine sarıldıklarında ben de kendi aileme sarılmış gibi hissediyorum. Ha öyle diyeyim, mesela asker savuşturuyorlar. En son yakınları gelsin diyor. Bir gün işte eski garda başıma geldi. Onlar orada ağlıyor, ben de orada ağlıyorum. Duygusalım. Öyle bir şeyim geçti. Arkadaşlar dedi ki sen deli misin? Durduramıyorum kendim, ben öyle duygusalım. Ama ben bu işin tam tersini düşünüyorum. Demiryolları ayıran değil, birleştiren olarak düşünüyorum. Aynı zamanda da sabah tren geldiğinde babacım diye koşturan çocuklar var ya da sevgilim diye koşturan eşler var. Bu bana daha güzel geliyor yani. Birleştiren bir yeriz biz. Bizim için en büyük mutluluk o sevgilileri buluşturmak. O bir yere varmak isteyen insanları vaktinde oraya ulaştırabilmek. Yani sanki kendi çocuklarımıza, kendi ailemize sarılmış kadar mutlu oluyoruz biz de. Hepsinin bir hayali var. Her gün başka umutlar taşıyorlar belki ama kendi hayallerini de asla unutmuyorlar. Çocukluk hayalim aslında pilot olmaktı. Makinist oldum, tesadüfen oldum işin aslında. Girdiğim bir sınavda makinistlik okulunu kazandım. Pilotlukta nasip olmayınca makinist olarak devam ettim. Azim her zaman insanın içinde vardır. Önemli olan onu açığa çıkartmak ve hedefsiz kalmamak bence. Benim görüşüm bu yani. Teknisyen diplomam vardı. Tinkerlik de vardı. Mühendislik istiyordum bir de. Hepsi bir arada olsun. Hem de oğluma bir ilham kaynağı olsun dedim. Yani bir başarı hikayesi istiyorsa bana baksın. Çünkü hem çalışıp hem okumak ve o sırada da oğlum dünyaya geldi. Yani üç kulvarda koşturdum yani. Yani hayalim, beni gülersiniz de hayalim
Ne bileyim yani köyde yaşamak, gene hayvancılık yapmak, bir arabam olsun. Bunları yapmak yani. Büyükşehir tamam lüks de ben lüksü, rahatlığı sevmiyorum. Ben bir işleri zor yapacağım ki bereketini göreyim yani. Zor kazanmak, az kazanmak her zaman için güzel yani. Bir hayalim oğluma ev alacağım, kirada durmayacak, hepsi hayalim o. Bir de canım sağ olsun, onların da canı sağ olsun hepsi. Vatan sağ olsun. Görevleri bizleri sevdiklerimize ulaştırmak, hayallerimize taşımak. En dayanılmaz özlemlerin, en zorlu hayallerin çaresi oluyorlar kimi zaman. Demir yolu çalışanları gece gündüz demeden hasretleri, hayatları, hayalleri taşırken biz onları gecenin bitmez tükenmez yollarına bırakıp başka hayatlara doğru yola çıkıyoruz.